Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık büro amirliği olarak yapmış olduğumuz planlı operasyonda şüphelinin arabasında yapılan aramada masanın üzerinde görünen maymuncuklar çıkmıştır. Şimdi bu maymuncukların nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bu özel yapım bir bakkak her yerde bulunmuyor. 1500 lira civarında şu gördüğünüz küçük makap. Şimdi bu makapın kutuna vatandaş kendisi özel olarak şu maymuncukların geçeceği bir aparat yapmış, ara aparat. Şöyle göstereceğim. Şöyle. Şimdi maymuncuğun nasıl çalıştığını göstereyim arkadaşlar. Boş bir maymuncuk. Bu maymuncuğa bakır sarı tel. Şu yuvaların olduğu, bilyelerin olduğu yere yerleştiriyor. Şu şekilde. Şu şekilde yerleştiriyor. Kapının göbeğindeki bilyeler buraya geldiği zaman, bu matkap çevirdiği zaman oradaki bilyeler burada şu yuvaya düşmüyor. Bu sarı metalden dolayı. Düşmesi gerekenler de sarı metal çok ince olduğu için yuvasına oturuyor. Daha sonra bunu matkabın ucuna takarak yaklaşık 1-3 saniye içerisinde veya bilemedim 5 saniye içerisinde kapıyı çok rahatlıkla açabiliyor. Şimdi bunu uygulamalı olarak göstereceğim arkadaşlar. Şimdi uygulamalı olarak bu kapının nasıl açılacağını, bu matkapla, bu aparatla nasıl açılacağını göstereceğim size. Şu anda gördüğünüz gibi kapı açılmıyor. Kilitli, gayet sağlam. Şimdi maymuncuk verilen anahtarı takıyoruz. Yuvasına. Evet. Evet. Kaç saniye sürdü arkadaşlar? 3 ya da 5 saniye. Bu şekilde kapıları açıyor. Kapıya gördüğünüz gibi hiçbir zarar vermiyor kapının göbeğine. Vatandaş evine geldiği zaman normal tekrar çıkarken aynı şekilde kapıyı kilitleyip çıkıyor şüpheli şahıs. Vatandaş evine geliyor, kapısını düzgünce açıyor, anahtarıyla açıyor, içeriye giriyor. Herhangi bir dağınıklık yok. Ondan sonra ne yapıyor? Eşinden, çocuğundan veya yakın akrabasından veya evine gelen misafirden şüpheleniyor. Ve bu şekilde ya müracaat ediyor ya da müracaat etmiyor. Müracaat eden şahıslar oldu, birkaç tane müşteki oldu. Ondan dolayı 5 aylık bir takip sonucu şahıs tespit ettik ve yakalandı. Yakalandığında da elde edilen malzemeler bu şekilde kullanılıyor. Herhangi bir yol uygulamasında arabada buna benzer matkap, şu masanın üzerinde görülen maymuncuklar çıkarsa veya şuna benzer her çıkarsa uygulama noktalarında arkadaşlar özellikle dikkat etsinler. Şuna benzer malzemeler çıkarsa dikkatli ve duyarlı olsunlar. Anlatacaklarım bu kadar. Ayrıca bir şey daha deneyelim. Şahsın bunu yaparken ev halkının birbirinden şüphelenmesini sağlayarak birçok vatandaş bir şey gibi bir acıda gelmiyor. Yani özellikle evden meydana gelen hırsızlıklarda, bu konularda daha dikkatli olup vatandaşı biraz daha bilgilendirirsek daha faydalı olacak. O ayırda gelen polislerle yanlış yönlendiriyor. Evet. İncelemeye göre. İncelemeye hırsızlıklarını yanlış yönlendiriyor. Burada hırsızlığın aile işi olduğu şekilde evet. Polise düşmesine sebep oluyor. Polis de yeterli araştırma yapmıyor bu konu hakkında. Evet. Arkadaşlar muhakkak tekrar söylüyorum. Muhakkak benzerlerini görebilirsiniz ama bu matkap özellikle bilyalı çilingir matkabı olarak geçiyor. Bilyalı çilingir matkabı olarak. Özel sep olarak satılıyor. Yaklaşık fiyatta 1550 lira civarında. Onun için bu matkaptan görürlerse özellikle bunları da arayıp arabada veya başka iş yerine nereye arıyorlarsa bunları da bulma ihtimalleri var. Ve herkese satılmıyor bu matkap. Evet, bu matkap da her yerde bunlarla çilingirler bir konumda satılıyor. Arkadaşlar, evden müracaata gitmiş hırsızlık konusunda baktığınız kapının kenarlarında, kapı göbeğinde herhangi bir oynama yok. Kapının menteşe kısmında herhangi bir oynama yok. Özellikle kapının anahtar deliğinin olduğu yerde göbeğin şu kısma özellikle dikkat edin. Biraz önce biz açmıştık. Bunu çok dikkatli bakarsanız şuralarında ufak ufak böyle izler olduğunu göreceksiniz. Bu izleri de görürseniz bu konuda aynı aletin kullanıldığını düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şu
Şurada çok ufak izler var arkadaşlar. Şuralarda falan iz yok ama şurasında çok ufak izler var. Dikkat ederseniz. Biraz önce açtığımızda yaptı bu izleri. Daha öncesinde yoktu bunlar.